Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi kanalına hoş geldiniz. San Simon Hotel'in sunmuş olduğu bu bölümümüzde bir hafta boyunca konu üzerine hazırlanmam ve düşünmeme rağmen bir türlü için içinden çıkamadığım için tam olarak nereden başlayacağımı, nereye gideceğimi, ne şekilde konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama bir yerden başlamak lazım. Çünkü harekete geçince yolda harekete geçmeye başlıyor ve sana doğru gelmeye başlıyor. Bu elbette ki adım attığımızda yolun bize gelmesinden bahsetmiyorum. Yani fiziksel bir durumdan bahsetmiyorum. Bilakis o yolun gerçekten o niyetiyle çıkılmasından bahsediyorum. Tabii bazen o yolda ciddi taşlıklar oluyor, hatta çukurlar oluyor, bazen de uçurumlar oluyor ve o uçurumun çevresinden de dolanamıyoruz. İlle de o uçurumun aşağısına inmemiz, sonra tekrar yukarı çıkmamız gerekiyor. Üstelik yola çıktığımız ve onun sayesinde yolda olduğumuz kişiler bile bunu yapabiliyor. Bu oldukça zor. Sindirmesi oldukça güç bir şeyden bahsediyorum. Bazen yolu bırakıp gitmek bile düşünülebilir. Bu gayet insani bir şey ama bırakmamak daha iyi oluyor. Geçenlerde bir söz görmüştüm. Bir sohbet esnasında bir tiyatro sanatçısı paylaşıyordu. Öyle ki bir anka kuşu gibi olmak lazım. En baştan sürekli başlamak lazım. Çok sevdiğim bir dostumun bir paylaşım vardı. Orada şöyle diyordu. Derin bir nefes aldı ve yeni hayatına başladı diyordu. Ya da sokak ağzında çok kullanılır bu. Çay koy, baştan başlıyoruz vardır ya. İşte böyle olmak lazım. Tabii ve bunu diyoruz ama bunu ne kadar yapabiliyoruz? Ya da yapabiliyor muyuz? Yaparken tam teslimiyet yapabiliyor muyuz? Yani hayatın getirdiği bu koşulları, bu kuralları ne kadar kabul edebiliyoruz, edebiliyor muyuz, ne kadar kısmına tamam diyoruz. İşte buralarda ciddi sorunlar var. En azından benim açımdan var. Neden var? Aslında bugünün asıl konusu yalan meselesi. Çok sevdiğini düşündüğünüz, uzun yıllar boyunca onu beklediğiniz birisiyle tekrar hayatınızı aldığınızda o kişinin adeta hiç durmadan seri bir halde yalan söylediğine tanıksanız eğer bunda ne yaparsınız? Ve tekrar bırakmayacağınıza söz vermiştiniz başlangıçta. Tekrar çok uzun süre görüşmemeyi bırakın. Arada bir tripler olabilir. Onun haricindeki durumlarda ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve o sırada ona sarıldıysanız, değiştiğini düşündüyseniz, kendiniz gibi olduğunu düşündüyseniz, artık hiçbir şey eskisi gibi değil diyorsanız ve tam o sırada ardı ardına yalan söylediğine tanıksanız ne yaparsınız? Delirmek, çıldırmak, sinirlenmek, onunla konuşmaya çalışmak bir işe yaramıyorsa ne yaparsınız? Bütün bu yollardan geçseniz ne yaparsınız? Biraz zor bir soru. Dışarıdan bunu yaşamayanların çok kolaylıkla e, bağlantımı tekrar keserim kardeşim. Demelerini alışkınım ben artık. Ben zaten bunu yaptım. Uzun sürede yaptım çok uzun sürede konuşmam. Çok uzun süre. Üstelik tekrar görüştüğüm için o kadar mutlu oldum ki. Havalara uçtum. O kadar mutlu oldum. Ama birdenbire bir baktım. Aslında yaşadığımız hiçbir şey doğru değilmiş. Tamam. Geçmişle ilgili söylüyor. E sana zararı ne diyebilirsiniz. O zaman güvende ciddi sorun olmuyor mu? Güven dediğimiz şey ilişkileri bir arada tutmuyor mu? Ya bana da şimdi yalan söylüyorsa? ya gerçekten benimle karşılaştığı için, benimle tekrar bağlantıya geçtiği için mutlu değilse ya da benim çevremdeki diğer insanlara da hakkımda geçmişimde ya da geleceğimle alakalı yalanlar söyleyebilirse, yaşadığı duyguların hiçbirisi samimi değilse ben o zaman niye onun yanındayım? Neden? İşte bu soruların cevapları beni oldukça sarstı. Üstelik dürüstlüğü doğruluğu öğrettiğini iddia eden birisi bunu yaptı bana. Dolayısıyla da oldukça sorunlu ve sıkıntılı bir süreçti. Sanırım az önceki bahsettiğim, o giriş kısmında bahsettiğim uçurum kısmına geldim. Uçurum o kadar tehlikelidir ki kendini aşağıda atabilirsin. Yoksa güvenli bir şekilde ne diyelim merdivenler oluşturup diyelim ya da tamam tırmanmak için söylüyorsun yukarı çıkmak da inmek için de tırmanır gibi ama güvenli bir şekilde inmen gerekiyor yoksa ölürsün. E bu sınavı niye yaptık o zaman niye başladık ki bu sınavı Herkesin sınavı bambaşka. Bazen ben de kendimi atmak istiyorum. O bahsettiğim uçurumdan komple yok olup gitmek istiyorum yalan söylemeyeceğim ama o zaman tekrar sorumu hatırlatmak istiyorum. Neden bu yola çıktık o halde kadar kolaysa şeylerden kurtulmak. Zorluğu aslında hayatın kendisi yapmıyor biliyor musunuz? Zorluğu insanların kendileri yapıyor. Ve bu zorluk hali hani sevgisizlik diyordum ya. Öz saygınlık, sevgisizlik vesaire. İşte bunu yaptığımız için ve o sevgiyi sırf ilkel hallerimizle biraz felsefeye gireceğim. Ama gerçekten de böyle. Zaten bunca zaman anlattığım şeyin tamamının felsefe olması, kişisel gelişimle hiçbir alakasının olmamasını da not olarak ekliyorum. Neden? Çünkü bilgelik arayışıdır felsefe demiştik. Birçok yazılarımızda, birçok metinlerde, konuşmalarda, akademisyenlerle yaptığımız sohbetlerde bizi takip edenler bunu zaten bilirler. Dolayısıyla da aslında bu bilgelik halini şu anda konuşuyoruz. Ondan dolayı konudan sapmadık. Kimse delirmedi yani merak etmeyin. Dolayısıyla da şuna bakmamız lazım. İnsan neden yalan söylüyor? Aslında ilkel olduğu için halen bu kadar teknoloji var diye modern olduğunu varsayıyor. Halbuki böyle bir şey yok. İnsan her zaman ilkeldi, halen ilkel olmaya devam ediyor. Bir iki tane tabii ki istisna kişiler var. Bir elin parmağını geçmez. Ben kendim için de söylüyorum. Kültürel aktarım da bunu daha da çok her Çinli yok. Hani onu da belirtmek lazım. E o zaman ne anlatmaya çalışıyorum ben? Şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan ilkel ve bu ilkelliğinden dolayı eskiden örneğin Ceylan avlardı diyelim. O da 40 yılda bir de. Avladıktan sonra bunu bir kahramanlık hikayesi olarak anlatırdı ve kendini diğer canlılara ispat edip lider olmaya çalışırdı. Bakın gördünüz mü? Ben güçlüyüm, ben zekiyim. Yani strateji biliyorum. Hızlıyım da. Nasıl yakaladım Ceylan'ı diyordu. Bununla övünürdü. Böylelikle bir masada itibar olmaya gelirdi. Nitekim aynı itibar hali günümüzde bir masa toplantısı düşünelim. Masada otorite kurmak isteyenlerin yapmış olduğu taktiklerle oluyor. E ne diyecek? Ceylan mı avladım diyecek. Demeyecek tabii ki. Olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıp karşı tarafa etkilemeye çalışacak. Karşı taraf gerçeği bilmediği sürece bu hegomanya devam edecek. Böylelikle de kendini ispat etmiş olacak. E diyeceksiniz ki böyle olunca diğer hayvanlardan ya da diğer canlılardan ne farkı var? E zaten yok benim demek istediğim de bu. Çevrenizdeki insanların ilkel olmamasına dikkat edin diyeceğim ama bizde de var tabii ki o ilkel. Ya bunu ben söylüyorum ama bende de var tabii ki ilkellikler. Çünkü dedim ki kültürel mimler var, çevremizde yaşadıklarımız var, biz onların doğru olduğunu düşünüyoruz vesaire gibi gibi. Ama bunu olabildiğince törpüleyen, törpülemeye çalışan, hatta bununla ilgili emek gösteren kişiler bile çok kıymetlidir. Dolayısıyla da çabalayan kişilerle olmak bence oldukça önemli. Ama bunu bile bile geçmişteki yaptık pişmanlıkları, hataları, düşünceleri, görüşleri yanlış olduğunu biliyorsa eğer o kişi buna rağmen özür dilemek yerine bunu tedavi etmek için bazen de özür dilemezsiniz tedavi edersiniz pratik bir şey yaparsınız şifalandırmaya çalışırsınız yaşadıklarınızı bunu yapmak yerine halen yalanlarla devam ediyorsa yaşı kaç olursa olsun ya tabii ki yaşı kaç olursa olsun derken küçücük bir çocuktan da bahsetmiyorum elbette ki 10 yaşındaki bir çocuğun yani ne diyebilirsiniz ona bir şey söyleyemem de Onunla ilgili pedagojiyle ya da rehberlik eğitimiyle bu çözülebilir. Ona bir şey söylemiyorum. Ama yaşı belli bir hale gelmiş birisi için bu nasıl olur? Ve bu kişi senin büyümende, gelişmende oldukça önemli olan bir faktör ise bu nasıl olur? O zaman ne yapmak lazım? İşte ben şu anda tam olarak o noktadayım. Dolayısıyla da çevrenizdeki kişileri konuşarak bile ikna edemiyorsanız dediğim gibi varsayım olarak hatta bir start noktası olarak bir mihenk taşı olarak başladığı noktayı bile yalan söyleyen birisini siz hangi dürüstlükten bahsedeceksiniz? Hangi gerçeklikten, hangi hakikatten bahsedeceksiniz? Bununla ilgili ciddi sıkıntı var. Oldukça fazla bir sıkıntı var. O halde çevrenizdeki insanları azaltmak ne kadar doğru ya da azaltmayıp onları o şekilde kabullenmeyi nasıl sağlayacaksınız? Tamam, tam teslimiyet önemlidir. Hayata güvenmek lazım. Tamam, o kişiler olmadan yaşamaman gerektiğini hayat sana söylüyordur çeşitli yollarla. Tamam, o da tamam. E peki... Onu söyleyen hayat, onun yalancı olduğunu da ortaya çıkartıyor sonra da ondan da kopmaman gerekiyorsun diyorsa ne yapman lazım? Çıkılamaz sorular. Felsefe zaten cevap bulmak için değil, soru sormak için vardır. Şu anda da tam bu noktadayız. Bana Patreon üzerinden bir bilet ısmarlayıp yorum yapıp paylaşabilir. Aynı zamanda da beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.